Mısır 25 Ocak 2011'de patlak veren Arap Baharı protestolarından önce yaklaşık 30 yıl boyunca tek bir lider tarafından yönetildi. Hüsnü Mübarek. Enver Sedat'a düzenlenen suikastin ardından 1981'de devlet başkanlığı koltuğuna oturan Mübarek, demokrasi talebiyle meydanları dolduran kalabalığın baskısına fazla direnemedi. 10 Şubat 2011'de görevinin bir kısmını yardımcısı Ömer Süleyman'a devrettiyse de sokaktaki gerilimi dindiremedi ve nihayet istifasını açıkladı. İstifasından kısa bir süre sonra tutuklanan Mübarek, müebbet hapis cezasından beraati uzanan tartışmalı bir yargı süreci yaşadı. Bu sırada Mısır uzun süredir yabancısı olduğu siyasi krizin pençesine düştü. Mübarek'in ardından düzenlenen ilk demokratik seçimlerin galibi Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi oldu. Haziran 2012'de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mursi kısa süre içinde geniş çaplı protesto gösterileriyle karşı karşıya kaldı. Üstelik bu kez Mısır ordusu da Mursi'nin görevi bırakmasından yana tavır takındı. Bursa Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi henüz Ağustos 2012'de bizzat Mursi tarafından göreve getirilmişti. Ancak ekonomik krizin de etkili olduğu protesto gösterileri ordunun müdahalesiyle sonuçlandı ve Mursi Temmuz 2013'te adına darbe denmeyen askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Bu süreçte Mübarek beraat etti fakat hakkında idam cezası dahi istenen Mursi hala tutuklu. Mursi'yi deviren Sisi ordunun yönetimde uzun süre kalmayacağını her fırsatta söyledi. Elbette bu vaat kendi siyasi hedeflerini kapsamıyordu. Zira bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığından istifa eden Sisi, Mayıs 2014 seçimlerinde Mısır Cumhurbaşkanı olarak iktidardaki pozisyonunu korudu. Uluslararası alanda her geçen gün görünürlüğü artan Sisi, radikal grupların terör tehdidine karşı mücadeleci tavrıyla gündeme geldi. Sisi'nin daha özgür ve müreffeh bir Mısır vaadi de dikkat çekti. Ancak kendi ifadesiyle Mısır'a gerçek demokrasinin gelmesi en az 20-25 yıl sürecek. Mısır'ın Cumhurbaşkanı bu sözleri favori olarak girdiği Mart 2018 seçimlerinden hemen önce söyledi.